Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Sizi biraz beklettik, kusura bakmayın. Değerli basın mensupları. Bakanlar Kurulu değişikliği ile ilgili bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişare sonucu oluşan yeni Bakanlar Kurulu'nu kamuoyuna açıklıyorum. Başbakan Yardımcısı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ. Başbakan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek. Başbakan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık. Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Recep Akdağ. Başbakan Yardımcısı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu. Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya. Avrupa Birliği Bakanı Adana Milletvekili Ömer Çelik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Milletvekili Faruk Özlü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ankara Milletvekili Jülide Sarı Eroğlu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki. Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu. Ekonomi Bakanı Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Milletvekili Berat Albayrak. Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba. Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi. İçişleri Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu. Kalkınma Bakanı Mersin Milletvekili Lütfü Elvan. Kültür ve Turizm Bakanı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş. Maliye Bakanı Bayburt Milletvekili Naci Ağbal. Milli Eğitim Bakanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz. Milli Savunma Bakanı Giresun Milletvekili Nurettin Canikli. Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu. Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Ahmet Demircan. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Aslan. Böylece bu isimlerden oluşan Bakanlar Kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için, milletimiz için güzel hizmetler yapmayı Mevlam nasip eylesin. Bu değişiklikle beraber özet yapmak gerekirse 15 bakanımız aynı görevlerini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. Onlar çalışmaya devam edecek. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler. Özetle 26
bakan, başbakan yardımcısından oluşan Bakanlar Kurulumuzun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği şeklinde bir sonuç ortaya çıkmıştır. 6 arkadaşımızın Bakanlar Kurulu içerisindeki görev yerleri değişmiş. 5 yeni arkadaşımız da Bakanlar Kurulu'nun yeni üyesi olmuştur. Bugüne kadar Bakanlar Kurulumuzda görev yapan ve bu değişiklikle birlikte görev almayan, görevine devam etmeyen, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ve Bakanlar Kurulumuzun ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Soru yok. Efendim? Peki, alalım. Buyurun. Çimen Çetin, Habertürk Televizyonu. Efendim, aslında geçtiğimiz yıldan beri beklenti var. Siz hükümeti Mayıs ayında kurdunuz. İlk revizyon Eylül ayında yapıldı. 16 Nisan sonrasında da hep bu beklenti vardı. Her seferinde size sorduğumuzda da bir bakarsınız değişebilir demiştiniz. Merak edilen şu, isimleri siz de söylediniz, değişen isimleri de. Bu isimleri belirlerken kriter ne oldu? Değerli arkadaşlar, tam da söylediğiniz gibi bir bakarsınız, bu konuşulmaz, değişiklik yapılır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, gerekli görüşmeleri yaptık, istişareleri yaptık ve bugün de yapılan bu değişikliği kamuoyuyla paylaşıyoruz. Tabii ki arkadaşlarımız, görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulu'nda yeni göreve başlayacaklar. Hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarıştır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulu zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır. Genel olarak demokraside, siyasette olan bir şeydir. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, tamam. Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle Başbakan Yardımcılarının görev dağılımıyla hangi kurumlardan hangi başbakan yardımcıları kimin sorumlu olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir. Teşekkür ederim.